Değerli Karmanya izleyicileri, ezber bozan program Karmanya'nın yeni bir ve en hızlı bölümündeyiz. Bu bölümde sevgili arkadaşım Volkan Işık'la, şampiyonlar şampiyonu Volkan Işık'la beraber hazırladığımız bu bölümde Volkan Işık'la en hızlı tur zamanının bu bölümdeki konuğu Renault Megane Ares oldu. Fatih, ne diyorsun Megane Ares'ten ilgili? Sen hızlı otomobilleri ve adrenalin ve hızı seviyorsun. Çok sevdiğim bir otomobildi. Volkan Işık'la birlikte bu otomobili en hızlı tur zamanını almamız gerçekten çok keyifliydi. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Volkan Işık'la Megane Ares'in kozlarını paylaştığı sahneye gelin beraber gidelim. Karmanyacıları tekrar. Esasında kullanım zorluğu getirmeye başlıyor. Yani teknik olarak belki de 300 beygir olarak sınırlanmıştır önden çeker bir otomobilin sınırı. Şimdi bu biraz sınırlara yakın. O yüzden merak ettiğim sürüş dinamikleri nasıl? Böyle bir güç yolda nasıl duruyor? Evet. Ve nasıl zevk veriyor kullanırken şoförüne veya pilotuna? Mahmut abi, istersen seyircilerimizi fazla meraklandırmadan otomobilin sürüş dinamikleri ve sürüş izlenimi için turlarımıza başlayalım. Evet, başlayalım. Şimdi sadece otomobilin genel olarak yavaş bir kullanımla, sakin bir kullanımla dengelerine bakıyorum. İlk etapta hissettirdiği tabii süspansiyon ve açıkça vermiş olduğu bir yol tutuş kabiliyeti, süspansiyon çok sporcu gözüküyor. Tam bir düz yol otomobili, yani koltuk zeminlerde pek konforlu olmuyor diyor ama tam bir spor otomobili olmuş. Daha önceden bir eski versiyonlarla falan kullanmamıştım. Clio Sport'un testini yapmıştım yıllar önce. Traksiyon kabiliyetini, motor gücünü orada çok güzel
iyi bir büyük kasası. Fakat Renault uzun yıllar turbo kullanmadı. Sonra tekrardan genel anlamda bütün motor teknolojisinde turbo dönüş olunca Renault'a bir dönüş oldu. Genelde hep atmosferik makineler severdi. Turbo kullanmıştı, sonra atmosfere dönerek devam etmişti spor otomobillerinde. Şimdi tekrardan turbolu iddialı. Benim kullandığım atmosferikti, hibrit atmosferikti. Bu 184 diye bir biliyorsun ortalama, bahsediyorsun galiba ama. Herhalde onlar abi. 2001'de, 2002'de. Evet, evet. Zaten Renault severlerin de en çok beğendiği otomobillerden bu. Bir de bir önceki, ondan bir önceki milyonun Williams'ı vardı. Yine 2 litrelik. Ama o biraz daha güçlü. Biraz böyle uzanmaya başlamışken abi, diferansiyel hakkında bir şeyler söyledik. Daha diferansiyeli bir şey söylemem çünkü hızlanma komandamı da yaptıktan sonra diferansiyeli söylemek lazım. Nasıl bir kilit olmalar, nedir bu kilit sistemi? Bu çok sporcu bir otomobil ya. Yani geçen haftaki kullandığımız otomobilden daha sporcu. Yani önden çeker bir otomobil için tam böyle pist otomobili gibi olmuş. Basılı tutmadan bir kere basarsan şeye. Evet. Şimdi bir daha bas. Şu anda hem spor mod hem de spor SC. Çalışmadı yani, emin misin? Eminim. Şu anda sınırlı spor, bir şekilde kaydırıyor. Şeyden kaynaklı bir de egzozun sesi falan da değişiyor. Biraz tepkileri de değişiyor. Evet, direksiyon biraz baktım. Daha sertleşiyor. Hemen hissettiriyor zaten. Direkt otomobilin karakteri değiştiğini. Lastikler herhalde çok sıcaklığa ulaşmıştır. Fren de ayağımın altında sert ve çok karakterli. Duruşları enteresan. Bayağı bir sert bir fren var ama hissiyatı çok iyi. Hissiyatı çok iyi. Brembo'dan kaynaklı herhalde. Yani evet. Yine birçok otomobildeki yani birçok otomobile kıyasla daha yarış karakterli bir fren var üzerinde. Yani ufak dokunuşla durmuyor. Bayağı güçlü bir dokunma gerekiyor. Tam bir yarış otomobili karakteri. Yani bilerek orada da basmak lazım. Bilerek yani. Basmak gerekiyor. Yani çok sporcu. Orada da tam bir yarış otomobili gibi yine. Sesin falan değişmesi de böyle insanı çok farklı bir atmosfere sokuyormuş gibi hissettiriyor abi. Sporcu bir otomobil yapmışlar. Geçen haftakinde konfor öncelikleri
halen vardı. Dört çeker olması özelliğiyle biraz Körfez pistinde Megan Ares ile en hızlı tur zamanını yaptı. Evet Volkan, ne diyorsun? Çok etkileyici. Şöyle özetleyebilirim. Yani bir roll bar roll catch, yani içinde çelik çekme kafesi olduğu zaman bu bir yarış otomobili. Dinamikleriyle tamamen yarış otomobili olmuş. Cidden yani. Evet, wow. Çok etkileyici. Süspansiyonu, freni... Belki biraz 265 beygir az gelebilir bu tip otomobillere meraklı olanlar için, ama o doyurucu bir 265 beygir var ve onun yanında da çok özel bir sürüş dinamiği var. Bir roll bar roll cage taktığınız zaman bir yarış otomobili. Lastik bile değiştirmeye gerek kalmayabilir. Lastikler de onun gibi tabii, ama yarış lastiği biraz daha özeldir, ama her şeyiyle yarış otomobili kullanıyormuş hissindeydim. Etkilendim. Çok, sürüş dinamikleri çok güzel. Normal günlük hayatta ne kadar rahat kullanılabilir bilmiyorum, ama bu tip otomobili meraklılar için bence çok ideal bir otomobil. Peki sevgili demin Fatih koltuğa yapıştırdı mı? Ne yaptı? Yok, çok koltuğa esasında mı? Yok. Geçen haftalar antrenmanlı. O yüzden biraz anladı. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani ne zaman yaptık? 53. Bir 53.08 yaptık ikinci üçüncü turumuzda. Ondan önce 54.85'lerde falandı. Ama şeyi kapatmamıştık Volkan abi. ESP'yi tamamıyla devre dışı bırakmamıştık. Yani gene limitlere çıkmaya çalışıyorduk, ama o elektronik stabilize programları gene bizi tutuyordu. Elektronikleri yarım kapattık. O zaman virajın içerisinde biraz daha etkili oldu ve otomobili yavaşlattı. Son en hızlı zamanı bütün elektronikleri kapatarak yaptık ve orada da biraz kaymasına rağmen otomobili gazda tutabiliyorsunuz. Çünkü elektronikler yarım çalışırken bile açı biraz çoğaldığında otomobili yavaşlatıyor. Oradan vakit kaybettik.
Aslında 53 yaptık ama yani geçen haftaki testimize göre daha hızlıyız ama inanıyorum bunda daha çok zaman var. Yani bunda bir saniye daha rahat alabiliriz biraz daha sıktığımız zaman. Ama yani sürüş dinamiği itibariyle onu size zaten hissettiriyor. Biraz kaydım, az bir şey kaydım. Kaymadan kullanabilmeyi tam anlamını yapabilsem yani 52'lere çok rahat ederiz. İnan diyorsun. Peki çok teşekkür ederiz. Sen ne diyorsun Fatih? Senin son görüşünü alalım Megane Ares'le ilgili. Çok keyifliydi. Zaten ben Megane Ares'i en başından beri, ilk kullandığım modelinden beri çok beğeniyorum. Bu da 265 beygirlik tropi versiyonu. Bunun da hastasıyız zaten, öyle de söyleyebilirim abi. Bir de Volkan abiyle birlikte bu otomobilin içinde olmak gerçekten çok keyif vericiydi. 53.08 de bizim şu anda en hızlı tur zamanımız. Bir önceki otomobile göre bir yaklaşık olarak 1,5 saniye falan fark atmış durumda. Diğerleri için de merakla bekliyor olacağız. Peki. Aslında güç olarak biraz geçen haftaya göre daha fazlaydı ama sürüş olarak çok farklıydı. Geçen hafta kullandığımız otomobil biraz daha konforu yüksekti. Daha cadde otomobili gibiydi. Evet. Bu tamamen bir yarış dinamiklerinde kurgulanmış, yarış otomobili olarak doğmuş. Değerli Beşiktaş TV izleyicileri, Karmanya'nın bir bölümünün sonuna daha geldik. Heyecanlı, adrenalinli, keyifli zamanlar umarım geçirmişsinizdir. Bazı bölümlerin, özellikle en hızlı tur zamanı, Volkan Işık'la en hızlı tur zamanı bölümünün detaylarını Kar Dergisi'nin Temmuz sayısında görebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Keyiflen, adrenalinlen ve bizimle kalın. Her türlü önerinizi ve her türlü bu konudaki isteğinizi, programla ilgili olumlu olumsuz yorumlarınızı da altta yazan mail adresine bizimle paylaşırsanız müteşekkir oluruz. Sevgiyle kalın. Ne diyorsun Fatih sen son olarak? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.